Merve, Merve. Hayatımın en mutlu günü bugün be. Oley be. Ne oldu? Ya sonunda fark ettiler beni be. Ben biliyordum böyle olacağını. Rakip fark etti seni. Oturup anlatsana şuraya. Gel, gel. Ya anlatsam da inanmazsın. Ya rüyada gibiyim. Ya ne oldu? Anlatsana. Geç otur şuraya. Bak biraz önce bana mail geldi. Ya çok müthiş bir teklif aldım. Ne teklif? Ya hayatta inanmazsın ya. Öyle sen Orçun'u çatlatma insanı ya. Söylerim bak, hazır mısın? Hazırım, söyle. Beşiktaş e-spor takımında beni transfer etmek istiyorlar. Orman oyuncusu olarak hem de. Ya inanabiliyor musun? Ciddi misin sen? Evet. Beni takımda görmek istiyorlar. Hatta yarın akşam görüşmeye geleceklermiş. Ha, çok güzel. Ya çok güzel de laf mı? Süper bir teklif bu. Artık çok ünlü olacaksın. Yüzümüze bakmazsın Beton Bey. Olur mu kızım, saçmalama. Sen bugün de bugün Beşiktaşlı bir e-spor oyuncunun kız kardeşisin. Hava atmaya başla bence yani. Ay. Ya bu durum iyi güzel hoş da. Sence de bir problemimiz yok mu? Ya ne problemi abi? Bugün hiçbir şey keyfimi bozamaz. Hani bunu annemlere nasıl söyleyeceğiz? Nasıllar mı? Ya geldiklerine söyleyeceğiz işte böyle böyle diye. Tamam tamam, sen hiç karışma. Bundan sonra ben senin menajerinim, babamlarla ben konuşurum. Oh, güzel güzel. Artık sen de dünya çapında menajer olacaksın. Biz annemleri ikna edip evde ünlü olsak yeter Orçun. Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz Karamazov kardeşler? Hoş geldiniz. Sen bana bak, tamam mı? Biz de tam çok güzel bir şey konuşuyorduk. Ne konuşuyordunuz? Ne? Orçun'un ayağına gelen muhteşem bir fırsattan bahsediyorum. Ne fırsatıymış o ya? Söyleyeyim mi? Söyle. Hazır mısın? Söyle. Evet. Hazırız, söyleyin evet. Orçun'a Beşiktaş e-spor takımından transfer teklifi geldi. Anlamadım. Ya, Orçun Beşiktaş'ta e-spor takımı... Ya ne diyorsun kızım sen? Ay, e-spor nedir ya? E-spor'u biri bana açıklasın yani. E-spor yani e-spor yani elektronik spor dünyanın dört bir yanından insanların internet üzerinden oyun oynamak için toplandığı, bunların böyle yarışmaları, turnuvaların düzenlendiği ve kazanma kaybetme durumuna göre de işte böyle paralar kazanılan bir spor türü. Ben hiçbir şey anlamadım. Sen anladın mı Tuna? Yani şey Gönül, yani e-spor anlamında. Yani spor, e-spor yapıyorlar. Yani mesela bazı sporlar, yani kötü sporlar vardır ya, bunlar e-spor olarak ya. Yok, sen de anlamamışsın. Ya anlamayacak bir şey yok. Bu benim hayatımın fırsatı. Sonunda fark edildim. Aç müziği Merve, kutlayalım şunu. Hadi. Ah, tamam tamam. Hadi. Ama ya siz de sevinin, bu sevinilecek bir durum yani. Anlamasanız da sevinin, tamam mı? Hadi. Hadi o zaman kalkalım. Ne yapıyorsunuz oğlum? Dans ediyoruz. Ya, tamam çocuklar, siz şey yapın ya. Allah Allah. İşte bu. Ay, ben de dansla harikayım ya. Hop 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 hop. Biraz dans öğrensem. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi e-spor ne? Onu bana bir anlatın Allah aşkına ya. Hiç şey anlamadık hala. Kalmadım değil mi? Yok hayatım, daha gelmediler. Ay her şey hazır değil mi? Hazır hazır. Son bakayım. Ya biraz abartmadınız mı çocuklar Allah aşkına ya? Ay ben anlamadım ki yani kim geliyor bu kadar? Kim gelecek işte çocuklar internet oyun oynuyorlar. Kendi kendine de isim kanıtıyor. Ben de şey yapayım. Hah geldi. Merhaba. Orçun Bey'in evi burası mı? Merhaba. Evet evet buyurun hoş geldiniz. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Nereye geçelim? Şimdi efendim, Orçun'u biz uzun zamandır takip ediyoruz. Gerçekten çok başarılı ve gelişimi harika. Hatta dünya çapında bir e-spor oyuncusu olacağını düşünüyoruz. Orçun'un. Kendisi bilgisayarın başından bir türlü kalkmıyor zaten. Yapışmış gibi. Ay pardon. Yani şey açısından, o canavarlı oyundan herhalde değil mi? Bir babacığım sen şey karışma istersen. Orçun gerçekten bu oyun konusunda ustadır. Geleceği çok parlak. Evet, harika bir orman oyuncusu. Ve takımımızın çok güçlü bir parçası olacak. Yani sizi de tebrik ederim. Yani birçok aile bu duruma pek sıcak bakmıyor. Valla biz de pek sıcak bakmıyoruz. Bakıyoruz. Ama... Biz çok sıcak bakıyoruz. Aslında birçok takımdan daha önce teklif aldık ama teklifleri bizi tatmin etmedi. Masaya bile oturmadı. Hatta uluslararası takımlarla görüşmemizi de Orçun'un eğitimi yüzünden askıya aldık. İlerleyen yıllarda değerlendireceğiz. Merve'ydi değil mi? Merve Hanım. Pardon. Siz Orçun Bey'in kardeşi miydiniz? Hem kardeşiyim hem menajeriyim. Anladım. Çok güzel. Şimdi pardon Merve Hanım. Ben bu durumun tamamıyla farkındayım. Orçun'un derslerinden uzak kalmasını kesinlikle istemeyiz. Yani? Şimdi hem profesyonel hayatını
hem de okul hayatını birlikte sürdürebileceğine inanıyorum ben. Hah, süper. Çünkü dersler bizim için çok önemli. Bu durumu dikkate almanız çok hoşumuza gitti. Bizim de. Bir şeyi programlayacağız Merve Hanım. Bir gaming havuzumuz var. Bu gaming havuzda Orçun takım arkadaşlarıyla beraber idmanlarını yapacak. Sonra her hafta sonu internet üzerinden milyonlarca insanın izlediği canlı yayınlanan maçlarımız olacak. Bundan geri kalan zamanda da dersleriyle ilgilenecek. Bu okul, maç, idmanlar arasındaki zamanı daha sağlıklı kullanabilmek için biz özel araç istiyoruz. Takım içerisinde zaten transferleri yaptığımız araçlarımız mevcut. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Süper. O zaman formalite kısımlarını geçtiğimize göre artık şartları konuşabiliriz. Tamam. Şimdi Orçun Bey'le bir senelik sözleşme imzalayacağız. Bu bir senenin sonunda her şey umduğumuz gibi giderse sözleşmeyi uzatabiliriz. Tabii bunun için... Orçun'dan vereceksiniz bu parayı. Ha, ev üstüne bir de para mı kazanacak? Lütfen sessiz olalım. Orçun'un menajeri benim. Evet. Tek etkili Merve Hanım. Şimdi biz sizden önce biliyorsunuz bir sürü takımı reddettik. Ve hani bu bizim açıkçası beklediğimizden biraz daha düşük. O zaman... Yani bilemiyorum doğrusu. Ben... Ya ne yapıyorsun sen? Karışma. Şimdi Orçun tabii ki daha fazlasını hak ediyor. Ama bizim şartlarımız maalesef bu. Aslında umudumuzdan çok düşük ama Orçun koyu bir Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş forması giymeyi çok istiyor. Yani o bunun en büyük hayali. O yüzden bütçe okeydir. Ama gelecek sene masaya oturduğumuzda bu kadar kolay kabul etmeyiz. Tamam, o zaman hayırlı olsun. Oley be. Evet. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür hayırlı ederiz. Olsun. Hayırlı olsun Merve Hanım. Bir fotoğraf çek bari. Çekelim. Sayın menajerim, gel beraber şöyle bir şey yapalım. Şöyle siz de şöyle alalım. Gel kızım, gel. Sen şöyle. Gel. Ha, sak mı? Evet. Şöyle bir bakalım hep beraber. Yalnız çok sevim Orçun. Bu parayı bankaya eğitimin için yatıracağız ve ben de menajerlik payımı alacağım. Evet. Hadi bakalım. Yediniz mi çocuklar yemeklerimizi? Yedik. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Vallahi. Afiyet olsun. Oğlum yedin mi sen de? Ben söyleyeyim. Hiçbir şey yemedi. Sürekli metne çalıştı. Oğlum. Sevgili espor talim. Bu ödüle beyler gördüğünüz için. Orçun. Oğlum. Yemek yedin mi diye soruyorum. Ya anne benim heyecandan yemek yiyecek halim yok. Yarınki ödül töreni hazırlanıyor. Ya metnimi çalışmam lazım. Olmaz öyle şey. Yarına iyi hazırlanman lazım. Yemeğini falan yemen lazım. Kim çekecek benim konuşmamı? Tuna abin çekecek. Ben çekeceğim, ben merak etme. Oscar törenlerini bile aratmayacağım, merak etme. Olağanüstü çekeceğim, hazır mısın sen? Yani biraz heyecan var tabii. Ya usta takılma sen onu, sen kendini rahat bırak. Yani önemli bir gün bu. Böyle hazır bırak kendini, rahat bırak. Yani kendini uygun bırak. Yani hep bir şekilde bırak işte. Neyse biz de içeri gidelim de şu metni bir daha çalışalım. Dur. Niye içeride çalışıyorsunuz ya? Burada okuyun, biz de dinleyelim. Evet, biz de dinleyelim. Hadi burada. Ben kayda geçeceğim. Na hafızan da olacak, bak söyleyeyim sana. Gönül, benim telefonumda şu anda 4 tane uzun metraj çekecek kadar hafıza var. Ne olursun Allah aşkına güven bana ya. Çekiyorum ben. Başlıyorum. Dur bir dakika. Kayıt. Yılın en çok gelişim gösteren e-spor oyuncusunu açıklıyorum. Yılın en çok gelişim gösteren e-spor oyuncusu... Beton Orçun. Teşekkürler. Sevgili e-spor Taylan, beni bu ödüle layık gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu ödülü sizlerin huzurunuzda almak benim için tarif edilemez bir mutluluk. Alkış. Ya keşke söyleseydin baba. Hani bir işaret falan yapsaydın ben çekerdim. Sen çekiyorsun diye ben de hiç çekmedim. Bebeğim ben o sırada silerim çekerim bir şey yaptım ben. Ya nereden bileyim telefonun hafızasının bu kadar çabuk olacağını. O kadar gigabyte var gel Gönül. Anne tamam sakin ol, sıkıntı yok. Ben şimdi gruptan arkadaşlara da sorarım. Belki bizimkilerden biri çekmiştir. Hiç kimse çekmemiştir. Hep böyle günlerde herkes kendi çocuğunu çeker. Ya anneciğim sen üzülme. Hem ben daha ileride çok ödül kazanacağım. Çok konuşma yapacağım. O zaman çekersin. Biliyorum oğlum biliyorum. Hadi siz içeri bak evet.
Bak işte bir tane şöyle bir fotoğraf yok. Şöyle oğlumla yan yana. Çekeyim mi Gönül? Hayır olmaz, geçti bitti artık. Hadi çocuklar siz içeri gidin lütfen. Sinirim tepemde zaten. Bir şey var Gönül. Dün hani o Türk prova yaparken çekmiştim. Onu izletebilirim sana istersen. Bak tam prova yapıyor ya. Ne yapayım ben provayı Tuna? Ne yapayım provayı yani? Aa! Tam çıkıyorduk ya, çektim orada hepimizi. El salla falan demiştim ya. Bak bak şurada. Çiçi göster bana. Gör, gör ya. Yok yok istemiyorum. Bak bak şu Gönül. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.